2023 yılında son 2 işlem gününe girdik. Yarın borsalar kapanacaklar ve çok iyi gidiyoruz. Amerika'da Nasdaq, S&P 500 hepsi yükselişleri sürdürüyorlar. Noel Baba rallisi de hedeflerini tutturacak gibi gözüküyor. Çünkü geçen cumadan başlayan ve gelecek hafta çarşambaya kadar sarkan geleneksel Noel Baba rallisinde S&P 500 %1,32 civarında artar. Oraya geleceğiz gibi, hatta belki biraz üstüne çıkma ihtimalimiz var. Yani işler yolunda ve 2023'ü hakikaten dehşet yükselişlerle tamamlıyoruz. Mesela Nasdaq 100'e baktığımızda yükseliş %56'yı buluyor. Bu benim hatırladığım kadarıyla Covid'den sonraki bol para basımıyla beraber en hızlı yükselişlerden bir tanesi Nasdaq 100'ün tarihinde. S&P 500'e baktığımızda yükseliş %24,88'i buldu yılbaşından beri. Bu da yine S&P 500'ün tarihindeki en iyi yükselişlerden bir tanesi. Bizim portfolyomuza baktığımızda da maratonun yükselişi yılbaşından beri %808'i buldu. Bitcoin yerine maratonda da ağırlıklı bulduğum için mutluyum. Bir tane de Bitcoin'im var. Zaman zaman teyit yapıyorum. Coinbase yine kripto ile alakalı %423. Nvidia %238. Palantir %172. CrowdStrike %144. Tesla %112. UiPath %100. Intel %92 ki en açıkçası şaşırdığım ve olumlu gidenlerden bir tanesi oldu. Ben yükseleceğini bekliyordum ama bu yıl bu kadar değil. Adobe zaten kuvvetli hissedir. %77, Rocket Lab %52, Unity %49, Apple %48, Rivian %28, bir ara daha iyi yerlerdeydi. ISRG %27, QSI %13, ondan sonra o kadar iyi gitmeyen hisselerimiz var. Enphase %48 yılbaşından beri kayıpta. Alibaba %13 ama Çin borsası biraz toparlanmaya başladı. PayPal'a biz zaten düşük bir seviyeden girmiştik. Ben seviye olarak kârdayım ama yılbaşından beri PayPal %11 geride, son bir ayda ise yukarı gitti. Yani her yönüyle hem portföyümüz açısından baktığımızda hem de borsaların genel açısından baktığımızda çoğu yatırımcının, çoğu ekonomistin yılbaşında söylediğinin tam tersi oldu ve çok iyi gittik. 2024'te ne olacak peki? Şimdi 2024 tabii bambaşka bir oyun. Bir kere 2024'te açık konuşmam gerekirse bu kadar hızlı yükselişler beklemiyorum. Özellikle Nasdaq 100 endeksinde gördüğümüz türden veyahut da şu sıralar kripto madencilerinde gördüğümüz türden böyle topyekin yukarı doğru gidişleri pek görmüyorum. Çünkü epey iyi geldik buraya kadar. Ve gelecek yıl ortada karışacak çok da haber var. En önemlisi Fed'in faizleri ne yapacağı haberleri. Şu anda biraz borsa abarttı bence. 6 veya 7 faiz indirimi öngörüyorlar. Oysa benim tahminim eğer ekonomi iyi gitmeye devam ediyorsa Fed o kadar faiz indirmeyecektir. Oralarda işte biraz çalkalanacağız falan diye düşünüyorum. Özellikle yılın ilk çeyreğinde, Ocak sonrasında, Şubat, Mart'ta bazı geri çekilmeler olursa bir kısmı sertçe yani böyle %5, %10'ları bulan pek de şaşırmam. Ama yıl için öngörüm nedir? Şimdi bunu size anlatacağım ve toplam 9 maddede yeni yılın neden iyi geçeceğini, felaket beklentilerini yine büyük ihtimalle boşa çıkacağını anlatacağım. Tabii ki daha 2024'ün başındayız. Çok gelişmeler oluyor. Siyasi gelişmeler, jeopolitik gelişmeler. Bunlar hesapları bozabilir ama şimdilik çok olumluyum deyip neden olumlu olduğumu, ilk çeyrekten sonra özellikle neden çok olumlu olduğumu madde madde anlatayım. 9 maddem var. Hazırsanız başlıyoruz. Amerika'da seneye işlerin iyi gitmesinin temel sebebi tabii faizlerdeki düşüş olacak. Faizlerdeki yükseliş bitmiş durumda çünkü enflasyonu yendiler. Enflasyonun geri gelme ihtimali de oldukça düşük görüyorum. Bu durumda Fed faizleri düşecek. Fakat burada biraz açıkçası piyasanın durumları abarttığını öngörüyorum. 6'ya yakın faiz düşüşü öngörülüyor şu anda piyasa fiyatlamalarında. Buna gerek olmayabilir çünkü Fed'i şöyle düşünün. Şimdi ekonomi gerçekten iyi gitmeye devam ediyorsa ve bir yandan da enflasyon düşüyorsa evet faizleri bir miktar geriye çekecekler. Ama ekonomi iyi gittiği sürece ellerinde bir yedek malzeme olsun isteyeceklerdir. Ve sıfır faiz veya çok düşük faiz aslında ekonomi tarihin tamamında olan bir şey değil. Amerika'da faizlerin %3, %4'ler seviyesinde olması gayet normaldir tarihte geçmişe bakınca. Bu çerçevede piyasaların beklediği kadar faizler inmeyecek ama faiz yükselişleri bitti. Geriye doğru gidiş tamam. Piyasa 6 bekliyor. 2, 3, 4 olabilir belki. 6'yı ben açıkçası beklemiyorum. Bu da çalkalanmalara neden olacak. Özellikle yılın ilk çeyreğinde bunları bolca konuşacağız. Ocak ayı, Ocak etkisi denen bir nedenden dolayı iyi gitse de Şubat, Mart civarında bu tartışmaların yoğunlaşacağına inanıyorum. Çünkü Mart'la ilgili piyasanın faiz düşüş beklentisi var. O olacak mı, olmayacak mı? Belki de olmaz. İşte orada biraz ortalık birbirine girecek diye inanıyorum. Fakat bu yılın genelindeki tabloyu değiştirmiyor çünkü faizler geriye gidiyor. İkinci madde, tüketiciler alışverişe devam ediyorlar. Alım güçleri yıprandı, paraları bitti, mahvoldu falan deniyordu. Öyle bir durum yok. Elbette Covid'de kenara attıkları o devletin bağışladığı paralar azaldı.
azaldı ama Amerika'da iş gücü pazarı canlı. Son bir araştırma şunu söylüyor. Küçük işletmelerin %40'ı şu anda eleman arayışındalar. Ekim ayında 8.7 milyon yeni pozisyon açıldı. 6.5 milyon işten çıkan insanın yerine. Ve ayrıca yılın ilk 11 ayında da Amerika'da iş gücüne katılım da çok ciddi arttı. 3.3 milyon yeni insan iş gücüne katıldı. Yani evdeki paralar bitse de çalışma hayatına katılabiliyorlar. Bütün bunlar da aslında insanların para kazanmaya devam ettiğini gösteriyor bize. Kenardaki paralar erimiş olabilir ama Amerika'da tüketimde bir sorun yok. Noel harcamaları beklentiler çerçevesinde gerçekleşmiş durumda. Perakendede harcamalar beklenenin üstünde gidiyor genellikle. Tüketici harcadığı sürece de Amerika ekonomisine pek bir şey olmuyor. Çünkü unutmayın Amerika bir tüketim ekonomisi. Ayrıca Amerikalı vatandaşların servetleri de korkunç boyutlara gelmiş durumda. 151 trilyon dolarlık servet var. Bu servetin çok ciddi bir bölümü de şu anda hisse senetlerinden uzakta duruyor. Mesela para fonlarında 6 trilyon dolar civarında para var. Bunun bir bölümü işte son günlerde özellikle Powell'ın faizler konusundaki güvercin konuşmasından beri borsalar akmaya başladı. Zaten olan biten etkisini burada görüyoruz. Bankalarda epey para da birikmiş durumda. 17.3 trilyon dolar mevduat var bankalarda 12 Aralık itibariyle. Ve hani korkulanın aksine Amerika'da 86 milyona yakın insan kendi evine sahip. Bunların %40'ının mortgage kredisi borcu vesairesi de yok. Ve X jenerasyon dediğimiz işte geçmişte çok para kazananların elinde 73 trilyon dolarlık servet var şu anda. Ondan alışverişlerine, tatile devam ediyorlar. Gençlere biraz yardımcı oluyorlar. Gençlerin durumu belki biraz daha zayıf. Üçüncü maddemiz çok önemli bir madde. İnsanlar bunu kaçırıyor. Son dönemlerde bu globalizasyon hikayesi biraz bozuldu biliyorsunuz. Özellikle Covid'de yaşananlar, Çin'le Amerika arasındaki itiş kakışlar. Bundan dolayı pek çok ülke kendi kendine ekonomik daha yeterli hale gelmeye çalışıyor. Amerika'da bunlardan bir tanesi. Üretimi ülkeye geri çekmeye çalışıyorlar. Mikroçip yatırımlarını destekliyorlar. Madenciliği destekliyorlar. Özellikle lityum gibi nadir madenlerde. Pek çok endüstride üretim geri dönmesi için çok ciddi teşvikler var. Ondan dolayı da son 24 ayda inşaat makineleri pazarı %30 arttı. Çünkü fabrikalar kurulmaya çalışıyor. Ve bu bir yandan da iş gücü pazarına yarıyor. İşsizlik ortaya çıkmıyor. İnşaat sektöründeki toplam harcamalara baktığımızda Amerika'da bir Türkiye gibi inşaat sektörünün coştuğu bir alan şu anda. %71 civarında son 1 yılda artış var. %136 civarında son 2 yılda artış var. İnşaat demek, ekonomi demek. İnşaatların da çok büyük bölümü sanayi inşaatları. Bu da ileride üretim yapacak yerler demek. Dördüncü maddemiz Amerika'da konut pazarında neler oluyor? Konut pazarında ciddi bir geri dönüş yaşayacağız. Epey zorlandı konut pazarı. Mortgage kredileri %8-8.5'ları bulmuştu Amerika'lar için. Bunlar olası rakamlar değil. Şimdi orada hızlı geri çekilmeler görüyoruz. Ve bu da yine konut pazarını canlandıracaktır. Amerika'da konut hala servetin en önemli unsurlarından bir tanesi. Ve insanlar konut fiyatları yükselince kendilerini çok iyi hissediyorlar. Aynı borsa fiyatları yükselince hissettikleri gibi. Bu da yine ekonomi için olumlu olacak. Tabii burada aklınızdan şu geçebilir. Peki hocam bunlar enflasyonu biraz artırmaz mı? Belki enflasyon bir miktar artırabilir böyle faktörler ama önümüzdeki en azından 3 ay boyunca enflasyon kiralardan dolayı geri çekilme devam edecek. Bundan daha evvel bahsetmiştim ve bu bollaşma rahatlamanın etkileri daha sonra görülecek. Bundan dolayı zaten söylüyorum Fed bence 6 kere faiz indirmeyecek diye. Onlar önümüzdeki günler tartışma konusu ama ekonomi canlı gittiği sürece borsalar fazla çökmezler. İşte o günkü söylentiler, hareketlenmeler olur ama sonra tekrar eski yolumuza döneriz. Amerikan ekonomisinin gelecek sene iyi gitmesini diğer bir sebebi de şirketlerin nakit akışları muazzam. Son çeyrekte 3.4 trilyon dolar serbest nakit akışı yarattılar. Bu geçen sene %4.1 üzerinde yani enflasyon epey üzerinde. Nakit akışının bollaşmasının sebeplerinden bir tanesi bir amortisman biraz artmış durumda. %6.9 çünkü biraz ekipmanlar eskidiler. Gelecek sene bu tersine dönebilir. Bir de kar dağıtımında şirketler biraz geri durdu. Daha az kar dağıttıkları için nakitleri de arttı. Bu çerçevede Amerikan şirketlerinde nakit bolluğu var. Zaten faiz artışlarının geçen sene şirketleri pek vurmamasının sebeplerinden bir tanesi de buydu. Artı gelecek sene şirketlerin karlılıkları da artacaktır diye düşünüyorum. Özellikle küçük ve orta ölçekli şirketlerde daha iyi geri dönüşler bekliyorum. Çünkü onların nakiti biraz daha kıttı. Onlar biraz daha borca dayalı işler yapıyorlar. Yüksek faizlerden daha olumsuz etkileniyorlardı. Faizlerin düşüşü o cepheye epey rahatlık getirecektir. Bizim YouTube katıl ve haddini aş grubu üyelerine bu konuda epey somut önerilerde bulunuyorum. Bu küçük orta ölçekli şirketlere yatırım en kolay nereden yapılır, nereden girmek lazım diye heyecan verici bir alan. Nakit akışının şirketlerde bol olması yatırımları hızlandıracaktır. Bundan dolayı nakit kraldır diyoruz.
Gelecek sene borsalarla ilgili olumlu olmamın başka bir nedeni de teknoloji alanında yaşananlar. Yapay zekadan ciddi üretkenlik artışları gelecek gibi gözüküyor. 2024 yılında pek çok şirket yapay zeka kullanımı sayesinde eleman azaltacaklarına dair açıklamalar yapıyorlar. Bu verimliliği çok çok artıracaktır. Zaten 2023 yılında da enflasyonun fazla zıplamadan ekonominin devam edebilmesi, büyümesinin temel sebeplerinden bir tanesi verimlilik artışlarıydı. Covid sonrası geri dönüşlerde bunu besleyen konulardan bir tanesi ve bu yıl %4 civarında bir verimlilik artışı sıçraması daha yaşanabilir gibi gözüküyor. Verimlilik artması demek şirketlerin daha fazla kar etmesi demek. Biz kime yatırım yapıyoruz? Şirketlere yatırım yapıyoruz. Tabii oralarda işten çıkarılan insanlar ne yapacaklar? İş gücü pazarı da kuvvetli. Belki eskisi kadar kuvvetli maaşlı işler bulamayacaklar ama bir yerlerde hala işler var gibi gözüküyor. Çünkü Amerika bir hizmet ekonomisi ve hizmetlerde yapay zeka dışında insana hala çok ihtiyaç var. Yedinci sebep bence dünyadaki jeopolitik risklerin aslında azalacağı bir yıla doğru gidiyoruz. Burada bir tane endişem var tabii. Özellikle Husiler dolayısıyla Kızıldeniz tarafında bir sorun yaşanır mı diye. Ama Yemen'in böyle büyük bir askeri gücü falan yok. Yani Amerika isterse veya Avrupa isterse orada sorunu bir hayli hızlı çözer gibi geliyor. İran son günlerde yine bir şeyler söylüyor ama daha evvel hep çok şeyler söyledi. İran ekonomisi öyle batıyla savaş kaldıracak boyutta değil. Rusya-Ukrayna savaşının yavaşlamakta olduğunu görüyoruz. Lokal kaldı. Muhtemelen burada barış görüşmeleri gelecek sene hızlanacaktır. Öte yandan Çin'in Tayvan'ı en azından 2024'te işgal etmeye kalkışmayacağı %100. Xi Jinping Amerika'yı ziyaret etti. Ticari ilişkileri geliştirmek için epey uğraştılar orada. Çin ekonomisi şu anda böyle bir savaşı kaldırmaz. Oldukça geçen sene sorunlu günler geçirdiler. Hatta deflasyon yaşadılar. Yani fiyatlar geriye gitti. Talep de azalma başladı. Ama bu yıl Batı ekonomilerinin biraz rahatlamasıyla beraber bu ferahlık Çin'e de gelecek. Çin'in böyle bir durumda savaş falan göz alacağını düşünmüyorum. O yüzden tabii ki her zaman tarih sürprizlerle dolu yepyeni şeyler olabilir ama ben daha barışçıl bir 2024 bekliyorum. Olan çatışmalarında İsrail-Hamas örneğindeki gibi lokal kalacağını, yerel kalacağını düşünüyorum. Bakalım eğer bu düşüncem de doğruysa yine bu da piyasalar için her yönden olumlu. Çünkü öncelikle petrol fiyatları rahatlıyor. Ticaretin gelişmesi, ülkeler arası ticaretin bollaşması savaş riskini azaltan bir faktördür. Bu da yine piyasalar için iyi haber. Sekizinci sebebim aslında biraz faizlere dayalı. Amerikan doları Dixie endeksinin sakin bir yıl geçireceğini umuyorum. Zaten epey bir süredir düşüşte. Amerika'daki faizlerin düşmeye geçmesiyle daha da aşağılara gidecektir. Bu aslında Amerikan şirketleri için çok olumlu. Çünkü Amerikan şirketlerin çok büyük bölümü bütün dünyaya ticaret yapıyorlar. Bu ticaretlerinde rahatlama yaşayacaklar. Çünkü kur farkı gideri yerine kur farkı gelirleri yazacaklar. Ayrıca yurt dışına ürünlerini hizmetlerini satarken de daha avantajlı fiyatlamalar verebilecekler. Google, Facebook, Amazon gibi bütün dünyada iş yapan Amerikan şirketleri için bu iyi haber. Bu da bilançolara olumlu yansıyacak diye düşünüyorum. Dixie'nin gidişatı da bozulabilir mi? Olabilir. Yıl içerisinde bir sürü şey yaşanıyor. Fakat faizler aşağı doğru gittiği sürece veya bugünden altta kaldığı sürece öyle söyleyelim. Dixie'nin tekrar yukarı doğru bir atak yapacağını beklemem. Bunun istisnası yine Şubat-Mart periyodu. Şubat-Mart'ta hem Amerika'daki 10 yıllık faizlerin biraz yukarı gidebileceğini düşünüyorum. Hem de Dixie'nin bir yukarı doğru atak yapacağını düşünüyorum. Çünkü Mart ayında faiz indirimi var mı yok mu kavgası piyasaları biraz gelecektir. Ama temel olarak geçici olacağını düşünüyorum. 9. ve son neden de Amerika'da hala pek çok şirket oldukça ucuzlar. Evet, Nvidia'lar vesaire ucuz değil. Onlar geçen sene kayıplarını ciddi bölüm telafi ettiler. Gerçi hala gidecekleri yer var. Ama başka şirketler var ki onlar hala ucuzlar. Başka sektörlerdeki şirketler. Onlar geçen sene Ekim ayına kadar rally'e neredeyse hiç katılmadılar. Ekim ayından beri yaşanan rally'de biraz pay aldılar ama gidecekleri epey yol var gibi gözüküyor. Küçük orta ölçekli şirketler, bankalar, küçük bankalar, küçük teknoloji firmaları, endüstriyeller, üretim şirketleri, inşaat şirketleri daha buralarda alınacak yol var diye inanıyorum. Bu da borsa endekslerini toplu olarak yukarı götürecektir. Bu bizim mevcut portföyümüze süper olumlu yansımayabilir. Zaten portföyde de bazı değişikliklere gidiyorum. 2024 yılındaki portföyümün oluşumunu gelecek hafta içerisinde yeni yıldan sonra canlı olarak YouTube katıl ve Haddini Aş Kulübü üyeleriyle paylaşacağım nasıl bir portföy kurguladığımı. Peki 2024'te riskler var mı? Olmaz olur mu? Mesela Amerika'da seçimler geliyor. Seçimler sırasında neler yaşanır? Seçimler öncesinde borsanın biraz düşüşe eğilimli olduğu biliniyor. Cumhuriyetçilerin kazanması durumunda bence piyasa için daha olumlu olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü iş dünyasına daha barışıklar genelde ama orada bir riskimiz var. Jeopolitik riskler hiç zaman bitmez biliyorsunuz. Amerika'da banka tarafında veya finansal sektörlerde bir sıkıntı var mı onu bilmiyorum. Çin'i çok sıkıntılı buluyorum. Çin bu sıkıntıyı aşmak için çok para basacağından borsası bir süre iyi gidebilir ama Çin'in temellerinde dert olduğunu, çok aslında bilançoların, rakamların, doğruların yansıtmadığını düşünüyorum. Mesela otomobil sektörünü inceledim geçenlerde. O otomobil firmalarının neredeyse hepsi zararda
firmalardalar aslında. Yani öyle havalı araçlar üretiyorlar ama arkada nasıl finanse ediliyor bu? Hepsi tartışma konusu. Konut piyasasında çok büyük dert var. O yüzden Çin riskli. Çin'e yatırım yapılmaz demiyorum bu arada. Hisse senetleri bence ilk dönemde iyi gidecek. Hatta bu yıl Amerikan hisse senetlerinden daha iyi performans bile çizebilirler en azından bir dönem. Ama Çin'de dert var ve tabii şu anda öngöremediğimiz bir sürü sorunlar da gelebilir. Sonuçta falcı değiliz. Fakat 2024 bence borsa açısından olumlu bir yıl. Tabii bunu yılın başından söyleyip bütün yıl yatmayacağız. Yine çok yakın takipte kalacağız. Neredeyse her gün 2-3 günde bir sizleri bilgilendireceğiz. YouTube katılır ve Haddini Aş grubu üyelerine daha detaylı şeyler sunacağız ama genel olarak da sizlere hem burada hem Twitter'da bolca bilgi paylaşmaya çalışacağım ve önümüzü okuyacağız. Ama ben 2024'ün güzel bir yıl olacağını düşünüyorum. Bu çerçevede ben biliyorsunuz 2023 için S&P 500-4800 hedefim verdiğimde çok gülenler oldu. Şu anda 4800'e 10-15 puanımız kaldı. Muhtemelen bugün ve yarın oraya varacağız diye düşünüyorum. Nasdaq'ta hedefim 18.000'de onun altında kalacağız gibi. Nasdaq çünkü bu Ekim'den beri yaşanan rally'e biraz daha az katıldı. Burada özellikle Dow Jones gibi, Russell 2000 gibi diğer endeksler daha hareketliydi. Ama olsun, o da muhteşem bir yıl yaşadı. Bu yıl 7000-8000'i görecek diyorlardı. Şu anda 17.000'in üzerine kendini atmak üzere. Gelecek yıl S&P beklentim 5200-5400 arasında. Yani bu yılki kadar acayip bir hızlı yükseliş beklemiyorum. Nasdaq beklentim de 18.500'ler civarında. Bunlar yıl kapanışlarını söylüyorum. Tabii yeni veriler aktıkça, bilgiler aktıkça bakacağız. Her şeyi detaylı yerinde değerlendirmeye çalışacağız. Umarım ilginizi çekmiştir. Sorularınız varsa beklerim. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın. Hoşçakalın.